Bunu da montaj yapıyoruz. Yazıcıyı kullanıp silah yapılabildiğini gösterdiniz. Neler söyleyeceksiniz? Amaç tabii silah yapmak ya da bu prototip üretmek değil. Bizim asıl işimiz Pamuk Üniversitesi Teknokent firması, araştırma geliştirme firması olarak asıl uğraştığımız konular medikal implant ve protezler, tarihi eserlerin rekonstrüksiyonu, tarihi eserlerde bulunmuş olan kemiklerden, yüzlerden, kafa taslarından fasiyel rekonstrüksiyon dediğimiz yeniden yüzlendirme yapıyoruz. Aynı zamanda endüstriyel tasarımlara da 3D teknolojisini uygulayarak yeni tasarımları uygulama, tersine mühendislik çalışmalarımızı endüstriye uyguluyoruz, adapte ediyoruz. Asıl çalışma alanlarımız bunlar ama bu teknolojiyi uygun şekilde ve ileri teknoloji, ileri seviyede kullandığımız için bu teknolojinin savunma sanayide plastik silah da üretilebileceğini, dizayn edilebileceğini ve 3D teknolojisi ve 3D printerlardan, yazıcılardan bunun çıkartılabileceğini göstererek ve yaparak hem dizaynını, Amerika'da bundan bir ay önce yapılmış olan dizaynın aynısını Türkiye'de üreterek ve onun üzerine de kendi dizaynımız olan, kendi üzerine bir şeyler kattığımız, yani dizaynı olup da üzerine bir şeyler, 3 Dabanca isimini verdiğimiz, prototip olarak yaptığımız bu ürünlerin yapılabilirliğini gösterdik. Amacımız bunun silah yapmak değil, ileride bu silahın 3D printerlar ve yazıcı teknolojisinin daha da ucuzladığı anda herkesin yapabileceğini ve bunun da tehlike arz edeceğini bir uyarı olarak kamuoyuyla paylaşmak, sizlerle silah paylaşmak istedim. X-ray cihazından geçti. Özelliklerini sayar mısınız? Bir kere silah, yapılan silah bu 3 Dabanca dediğimiz tamamen plastik. Tüm parçaları plastik. Tüm parçaları plastik. Tek bir çivi kıvamında, tetik kısmı haricinde tüm parçaları plastik ve demonte edilebilir. 12 farklı parçaya bölünebilen, demonte edilebilen, her şeyle plastik, X-ray'den kolaylıkla geçen bir cihaz. Bu kalibresini istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Balistik olarak atıldığı anda bu prototip, eğer atılmış olsa balistik hiçbir incelemesi olmayan, 12 saatte kolaylıkla programı olduğu sürece üretilebilen, 3D printer sahibi herkes tarafından üretilebilen plastik silah. Bu da Amerika... Kullanıldığı zaman adli tıp sisteminde çökertebilecek bir sistem. Tabii yani çünkü kendiniz üretiyorsunuz ve yivi, balistik raporu olmayan bir silah. Sonuçta tabii balistik raporu olmayan bir silahın adli tıp incelemesi de, adli balistik incelemesi de olamaz, zordur. İleride bir tehlike arz etmemesi, böyle de bir problemin olabileceğini uyarıyoruz. Teknolojik uyarı diyoruz. Herhangi bir 3D yazıcısının, kullanıcısının eline geçtiği zaman bu programı alıp tek bir düğmeye basmak ve 12 saat sonra silahın eline almasıyla kolay bir plastik silah sahibi olacak. Bu bunun bir uyarısı, ilerisi için şimdiden vermek ihtiyacı duyduk. Vallahi nereden geldi belli olmayan. Geçen sefer almıştık.